Yağız Bey, ne güzel sürpriz. Sizi burada görmek çok güzel. Ah Yağız Bey, hoş geldiniz. Filiz Hanım. Merhaba. Yönetim kurulu toplantısına geldiniz galiba. Ben de oraya geçiyordum. Toplantı mı var? Haberim yoktu. Ben yönetim kurulunda değilim artık. Aile için ne konuşuluyor bilmiyorum ama bu aralar şirket... Filiz Hanım, benim biraz acelem var da... Bununla daha sonra konuşuruz. Aslında sizden bir ricam olacak. Tabii, ne isterseniz. Her ne kadar resmi bağım kalmasa da aslında manevi bağım var. Onu söylememe gerek yok. Şimdi 40. yıla özel olarak babama da şıklık olsun diye küçük bir sürpriz hazırlıyorum. Egemen Kozmetik ve İnşaatı böyle kol kola getirecek bir şey. Çok incesiniz. Şimdi bu küçük ve kesinlikle gizli sürprizim için eski şantiye kayıtlarına ihtiyacım var. Mali raporlara, personel kayıtlarına. Tabii hemen. Şirketimizin bilgi işlem arşivi işinizi görecektir. Buyurun. Süper. Hoş geldiniz Yağız Bey. Kırk yılın tüm arşiv kayıtları bu bilgisayarda Yağız Bey. Ben size hemen kahve söylüyorum. Yok, hiç gerek yok. Teşekkürler. Dediğim gibi çok göze batmayayım. Bu sürpriz de aramızda kalsın. Tabii. Nefesini şantiyemizde veren Cemal Yıldız. Seni biraz tanıyalım. Tam tahmin ettiğim gibi. Hala buradasın. Sen de hasretime dayanamadın galiba. Ne oluyor Azam? Sen beni değil Yağız sattın. Farkındasın değil mi? Kimseyi satmadım ben. Ne diyorsun ya? Sinan'a ses kaydını dinlettim. Ben dinletmedim. Nil yaptı. Nil yaptı. Nil. Nil'e kim dinletti peki? Kendi halletmiş işte. Gitmiş telefonumu almış. Ondan sonra da şifremi kırdırmış. Kaydı Sinan'a dinletmiş. Sinan da o kazayı bu yüzden yaptı. Nil'in her şeyi bildiğini biliyordun. Uyarmadın beni. Yağız'ı da uyarmadın. Eğer bize anlatsaydın o kazaya engel olabilirdik. Ama sen sustun. Yağız'a bile sustun ya. Korktum Hazan. Korktum. Çok üzgünüm ama Yağız'ı kaybetmekten korktum. İnan bana, o korkuyu çok iyi biliyorum. Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Yani Yağız... Çok sabırlıdır, çok bağışlayıcıdır. Ama tek bir şeyi affetmez. Ne kadar kötü olursa olsun kendisinden gerçeği saklayan bir dostu asla affetmez. O kayıt yüzünden zaten yeterince kızgındı bana. Ondan sonra Sinan da kaydı dinleyince paniğe kapıldım işte. Elime yüzüme bulaştırdım, tamam mı? Yağız'ı tanıyorsun bak, o insanlara kolay güvenmez. Kendini kolay açmaz. Ve bir kez kapadı mı? Sana bir kez kapandı mı, onu bir daha açamaz. Korktum Hazan. Çok üzgünüm ama onu kaybetmekten korktum. Sen onu kaybetmekten korktuğun için sebep olduklarının yüzünden Yağız kaybedecek. Sayende her şeyi kaybedecek. Ne demek bu ya? Yağız neyi kaybedecek Hazan, ne diyorsun? Elimi kolumu bağladım, bu demek. Hazan, bak bana ne demek istediğini açıkla. Ne kaybedecek Yağız? Karışmayacaksın bu işe. Soru sormayacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eğer Yağız'ın iyiliğini istiyorsan karışmayacaksın, susacaksın. Susacaksın. Bir bilgi olmaz ya.
açık hasta haberi bile var. Kadın kimseden şikayetçi olmamış ama. Kimseye dava açılmamış. Kimse. Tamam. Tamam. Artık adamımız Cemal Yıldız. Onu takip edeceğiz. Ölü bir adamı takip edeceğim. Kapıda karşılamak diye buna derim Fazilet Hanım. Uçurumlardan düştün bana mısın demedin sen? Fazilet'ten belanı mı arıyorsun be? Ha? Ne yaptın sen benim kızıma? Ben sırf senin için soğusun diye kızımın kolundan tuttuğum gibi getirdim sana. Sen ne yaptın? Benim kızımı titreye titreye eli kolu birbirine girmiş getirdin buraya. Ne yaptın sen benim kızıma? Aslında cevap sorunun içinde saklı Fazilet Hanım. İçimi soğuttu. Bana bak Sinan Efendi. Biz seninle ne konuştuk be? Ha? Ne dedim ben sana? Ben kızıma oyun ediyorum Sinan Efendi. Ama beni kızıma oyun ettiğim için pişman etme dedim mi demedim mi? Senin niyetin niyet değil. Bana bak Sinan Efendi. Değil kızımı. Kızımın saçının telini feda etmem sana be. Fazilet Hanım. Kızının saçının telini düşünüyorsan... hatta gururunu, şerefini... hatta senin anlayacağın dilden de konuşayım ben. Namusunu düşünüyorsan benim ayağımın altına dolanma. Tamam? Çünkü kızının kaderi benim iki dudağımın arasında saklı. Sen dur daha dur. Sen bu fazileti çok hafife al. Çok. Sen kimin kızına bulaşıyorsun bir gör bakalım. Sinan Efendi. Tanıyorsun. O insanlara kolay güvenmez. Kendini kolay açmaz. Ve bir kez kapadı mı? Sana bir kez kapandı mı? Onu bir daha açamaz. Tek bir şeyi affetmez. Ne kadar kötü olursa olsun kendisinden gerçeği saklayan bir dostu asla affetmez. Yanlış yapıyorsun. En başından beri. Yanlış olduğunu bile bile. Onu Sinan'ın insafına bırakıyorsun. Belki ilk şüphesinde, ilk öfkesinde onu harcayacak. Ve sen kaybedeceksin. Kalbini sana kapatacak. Sana izin vermeyecek aptal. Yanında olmana izin vermeyecek. Yine tek başına göğüsleyecek. Gerçeğin de yalanın da altında tek başına kalacak. Şimdi konuşursan, senden duyarsa en azından yüzün olacak Hazan. Yanındayım deme gücün olacak. Onu kendi ellerinle yıkacaksın. Beraber yıkılacaksın. Ama yanında olacaksın. Sakladın sen bu kadını. Ne kadar kaldı? Gelmek üzereyiz Sinan Bey. Onu
Sinan'ın insafını bırakmayacaksın. Yaz Bey, çok affedersiniz. Akşamüstü getirmişler ama kapıdakiler almış, bana da yeni teslim ettiler. Nermin. Buyurun. Sabahki CD'yi kim getirdi? Vallahi onu kim getirdiğini bilmiyorum. Fazilet Hanım'a sormak lazım, o almış çünkü. Tamam, teşekkürler. Herde ben kapıyı çalmadan girdim. Estağfurullah. İyi misin? Yaz, konuşmamız lazım. Biraz zorlu bir konuşma olacak ama... Hazırım. Yaz, dur. Duruyorum Azal. Bekliyorum, buyur söyle. Kapıda bir adam var. Bahçe kısmında seni bekliyor. Konuşmak istiyormuş seninle. Anlamadım, ne adamı? Bilmiyorum ya, çok acil, çok önemli dedi. Bu saatte bir adam beni acil bekliyor. Cihan ilgilenmiyor mu kimseyle? Ya ne, aman ne bileyim Yağız, ben içeri girerken Yağız Bey nerede, konuşmam gerekiyor mu dedi. O yüzden yani acil, önemliymişti. İyi misin gerçekten? Ya acil bir şey var diyorum sana, iyi misin diyorsun Yağız, hadi sen git. Tamam. Bunu kaldığımız yerden devam edeceğiz ama. Evet devam edeceğiz. Görmemiş.
Burada kimse yoktu, eminsin. Yazmayı ben hep buradaydım. Kimse gelip sizi sormadı. Adam. Ne işi var bunun sende? Ne işi var bunun sende? Biliyorsun. Anne bunun da mı arkasından sen çıkacaksın? Biraz konuşabilir miyiz? Sen cinayeti çektin sen. Biliyordun o kadının katil olduğunu biliyordun sen ya. Bu yüzden korkuyordun bu kadar bu kadından. Bu yüzden sürekli uyarıyordun beni. Sen biliyordun ya. Sen cinayetin belgesiyle ne yapıyorsun? Anne sen bunu niye sakladın? Sen ne yaptın yine anne sen? Sen ne yaptın? Niye sakladın ya? Öyle gerekiyordu. Sen nasıl bir şeyleri saklıyorsun? Benim de bunu saklamam gerekiyordu. Sakın. Sakın beni kendinde bir tutma anne. Sakın. Sen bir cinayeti örtbas ettin ya. Sen ne için anne yine hangi pazarlık için anne sen ne yaptın? Hangi pazarlık için yaptın sen bunu? Kazım Bey biliyordu. Haberi vardı Kazım Bey'le. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Bütün bunlar siz hepiniz... Allah'ım midem bulanıyor. Kızım. Bak sana yemin ederim. Vallahi de billahi de ben çok pişmanım. Pişman mısın? Çok pişmanım yavrum yapma. O CD'yi sen verdin be. Sen bunca zamandır her şeyi biliyordun.
Her şeyi saklıyordun. Şimdi görmesini istedin ya. Kızım ben bunu senin için yaptım anneciğim. Senin için yaptım diye anlamıyorsun bunu. O utanmaz Sinan'ın artık senden başka uğraşacak bir derdi olsun diye yaptım. Senin elinde oyuncak gibi çevirmesin diye yaptım. Otursun kendi derdine düşsün diye yaptım. Niye yapacağım? Ne Sinan'ı ya? Ne Sinan'ı anne olsun? Yağız'ın elindeydi. Yağız'ın. Yağız'ın. Ben geç kalsaydım her şeyi öğrenecekti o. Annesinin halasının katili olduğunu öğrenecekti. O katilin... Onu doğuranın gerçek bir katil olduğunu öğrenecekti. Oğlum dün geceden beri sen gelir benimle konuşursun diye bekledim. Ama sen bir şey söylemeyeceksin herhalde. Ve ben burada böyle kendi başıma konuşacağım değil mi? Benim söyleyecek bir şeyim yok baba. Yeterince söyledim. Sana da, güvenilir adamına da. Siz de yeterince söylediniz. Siz ne derseniz o. Anlaşılan sen bu gerilimi daha da tırmandırmak niyetindesin. Ben senden aylar önce ne istediğimi söylemiştim. Gerçeği istiyorum demiştim. Gerçek her zaman... Ortaya çıkar. Her zaman. Ortaya çıkar. Gerçek her zaman mutlu etmez. Geçmiş olsun ziyareti. Görüyorum. Sinan odasında herhalde. Bilmiyorum. Yağız. Sinan işin bahanesi. Ben aslında sana geldim. Konuşmak için. Ufak bir işim var. Hazan'la ilgili. Hazan senden bir şey saklıyor. Her şeyi anlatacaktım. Cesaretimi toplamıştım. Sırf Sinan'ın insafına kalmasın diye. Bütün hayatı tuzla buz olurken onun yanında olabilmek için ben bütün gerçeği anlatacaktım. Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ben şimdi o kadının bir de halasının katili olduğunu bile bile ben ne yapacağım? Ben tek bir gerçekle bu adamın hayatını nasıl yıkacağım ya? Ben ne yapacağım ya? Daha ne kadar yıkılacak? Bu adam bunu nasıl kaldıracak? Tek bir gerçekle daha ne kadar yıkılacak? Ben ne yapacağım? Ben nasıl unutacağım ben? Bir daha bu cesaretimi nasıl toplayacağım ben? Kızım deme bana. Bana kızım deme. Ben artık senin kızın olmayı kaldıramıyorum anne. Sen o kadının katil olduğunu biliyordun. Biliyordun sen. Sen hangi pazarlık için sen... Sen cinayeti sustun ya, cinayeti sustun sen. Sen susmasaydın o kadın şu an hapiste olacaktı. Hapiste olacaktı o kadın. Sinan bu saçma sapan oyunları oynamıyor olacaktı. Annemiz diri diri o toprağın altına gömülmemiş olacaktık. Ben ne yapacağım peki şimdi? Ha? Ben ne yapacağım? Ben susacağım. Ben artık geç kaldığım için lanet olsun deyip senin gibi susacağım.
Ağlama çocuğum. Ağlama deme. Ağlama deme. Ağlatan sensin. Dayanamıyorum ağlama. Bunu görüyor musun? Bak bana bak. Bu parmağımdaki yüzüğün sebebi. Dün gecenin sebebi. Bu gecenin sebebi. Hepsinin sebebi sensin anne. Kızının diri diri gömüldüğü toprağın altından bile sen çıkıyorsun ya. Kızım. Kızım deme bana. Bana kızım deme, yalvarırım. Deme, ben artık senin kızın olmayı kaldıramıyorum. Ne midem, ne ruhum, ne kalbim, ben artık kaldıramıyorum. Ben kaldıramıyorum. Ben senin kızın olmayı kaldıramıyorum artık.